Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere C++'da karşılaşabileceğiniz aslında bir problemden bahsedeceğim. Göstericilerle ilgili bir problem. Sallanan gösterici ya da İngilizce ismiyle dangling pointer nedir? Nasıl karşımıza çıkar? Nasıl bunu aslında önlem almamız gerekir ya da dikkat etmemiz gerekir? Evet, bunu bir örnek üzerinde göstermek için buraya bir tane yeni bir sınıf yazıyorum. Bir kişi sınıfı. Bunun işte alt alanı olarak mesela isim özelliği bulunsun ve nesne oluşturulacağı zaman bu ismi parametre olarak alacak. Bir tane de varsayılan bir kurucu fonksiyon yazalım, parametre almayan ve burada da ismi boş olarak oluşturacağım. Bir de kişi nesnesinin ekrana yazdırılması için operatörü yeniden tanımlıyorum. Kişi nesnesinin ekrana yazılmasından anladığım aslında isminin ekrana yazılması. Dolayısıyla sağ isim ekrana yazdırılıyor ve satır sonu bırakıp bunu döndüreceğiz. Evet, kişi sınıfı bu şekilde. Tabii bizim burada odaklanacağımız şey aslında sallanan gösterici kısmı. Diyelim ki ben bir kişi nesnesi oluşturdum. İşte kişi 1 olsun bu. Yeni bir kişi nesnesi oluşturuyorum ve bunun ismi İşte Ahmet kişi nesnesi. Daha sonra burada tabii bu arada başka satırlar da olabilir ki bu zaten hani birazcık aslında yoğun bir kodda gözden kaçabiliyor. Böyle birkaç satırlık kodda gözden kaçmaz. Ama tabii ki bunun ne olduğunu bilmek gerekiyor. İşte ben kişi 1'i kişi 2 pointer'ına atadım. Yani yapmaya çalıştığım şey aslında nedir? Burada işte çalışma anı yığını var. Burada hip bellek bölgesi var ve kişi 1 diye bir pointer var. Şimdi burada bir gösterici var. Burada da kişi 2 diye bir pointer var. Burada da aslında aynı kişi var. İşte ismi Ahmet yazan ve bunlar aynı yeri gösteriyorlar. Bu kişi nesnesini gösteriyorlar. Bu 22. satırı da yazdıktan sonra. Daha sonra devam ediyorum. Dediğim gibi hani burada kullanabilirsiniz. Bu 4-5 satır daha fazla satır olabilir. Kullanılmıştır. Çünkü burada satır sayısı ya da kod yoğunluğu arttıkça aslında bu sallanan göstericiyle karşılaşma olasılığı artabiliyor. Mesela işte burada kişi biri falan kullandık. Ve bunu hani çöp oluşmaması için iade ediyorum ama iki pointer aynı yeri gösterdiği için ikisinden birini tercih etmem lazım. Yani her ikisini de iade eden sonuçta bir tane yer var. Ya kişi 1 ya kişi 2'yi kullanarak bu alanı iade edeceğim. Diyelim ki hani kişi 2'yi kullanarak iade ettik. Şimdi burada her ne kadar kişi 1 de aynı yeri gösterse de şöyle bir intiba oluşabilir. Yani sanki kişi 1 iade edilmemiş gibi gözden kaçabilir. Aslında dolaylı olarak iade edildi. Çünkü kişi 2 iade edildiği için kişi 1 de aslında yani kişi 1'in gösterdiği yerde aynı yer olduğu için aslında orası da iade edilmiş oldu. Ve delete dediğiniz zaman aslında C++ orayı anında iade ediyor. Ve diyelim ki bir alt satırda aynı boyutta bir nesne oluşturdunuz. Aynı boyutta olduğu için aslında ne olacaktır? Gidip aynı yere oluşturacaktır. Yani bunu buraya yeni bir nesneyi aynı yere oluşturduğunu düşünün. Ve kişi 1 ile kişi 2 iade edilmiş bir yeri gösteriyorlar sonuçta. Ama aynı boyutta olduğu için burada yeni ben bir kişi 3 oluşturmuştum. Kişi 3 ve o da burayı gösteriyor. Ama kişi 1, kişi 2 de aynı boyutta olduğu için oralar aslında kişi 1, kişi 2 de aynı bölgeyi gösteriyorlar. Çünkü aynı türden bir nesne oluşturdum. Mesela buraya da Erkan ismini verdim. Ve daha sonra bunu kullanıp kullanmadığımız önemli değil ama iade ediyorum mesela aşağıda çöp oluşmaması adına iade ettik. Şimdi burada dediğim gibi hani sanki kişi bir iade edilmemiş gibi bir algı oluşursa ve 25. satırdan sonra bir yerde fazla satır da orada olabilir önemli değil. Bir şekilde sen sanki kişi biri iade etmemiş gibi kullanmaya çalışırsan aslında iade edilmişti bu.
kişi biri ekrana yazdırmaya çalışıyorum. Bakın yukarıda da kişi biri ekrana yazdırmış ama o zaman kişi bir vardı zaten. Sonra kişi 2'yi iade ettim. Dolayısıyla kişi 1'in gösterdiği yerde iade edilmiş oldu. Aynı yer çünkü. Kişi 3'ü oluşturduğum an aynı boyutta olduğu için kişi nesnesi bu da gidip aynı yere oluşturuyor. Çünkü anında iade etti bir üst satırda ve şimdi de gidip orada oluşturuyor. Kişi 1 şu an iade edilmiş bir yeri gösteriyor ve şu an orada yeni bir nesne var. Erkan isimli nesne var. Aslında kişi 1 nereyi gösteriyordu? Ahmet isimli nesneyi gösteriyordu. Ve siz bunu derlediğiniz zaman herhangi bir hata almazsınız ve çalıştırdığınız zaman aslında kişi 1'in içerisinde ne vardı? Ahmet vardı ve onu iade ettim. Artık kullanmamam lazım. Ama kişi 1'i kullandığım zaman 26. satırda artık Erkan yazıyor. Ve bunu yoğun bir kod içerisinde yakalamak zor olabilir. Kolay bir şekilde gözden kaçabiliyor ve aynı türden bir nesne olduğu için sen bunu bir işlemin içerisine sokmuş olabilirsin. Oradan sana bir sonuç dönmüş olabilir ve hatalı sonuç üzerinde aslında bir kararlar veriyorsundur ve bunu tespit etmen oldukça zordur. Çünkü hani çok farklı bir veri değil. Aynı türden kişi nesnesi bir veri. Yani bunun içerisinden gelecek değer de çok uzak bir değer olmayabilir ve bunun yakalanması emin olun çok zordur. Onun için buna dikkat etmek gerekiyor. Burada sallanan gösterici nedir? Aslında kişi birdir. Çünkü kişi 1, kişi 2 yoluyla iade edilmiştir ve kişi 1 sallanan göstericidir. Ve aslında gösterdiği eski yer Ahmet iade edildiği için aslında kullanılmaması gerekir. Çünkü burada artık yeni bir nesne kişi 3 nesnesi var ve kişi 3'ün normalde kullanılması gerekiyor. Evet, bu videomuzda sallanan göstericiyi anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.